Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Marmara Sunucusu'nun 75. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Simyacının yanındayız. Elimde biraz bir simya var. Bunları basarak başlayalım. 7 tane antika safir, 2 tane de efsanevi safirimiz var. Buradan hedefimiz 2 tane misli çıkarmak ama o biraz daha zor. Yani en az bir tane misli istiyorum. Şöyle abi ilk bir efsanevi atarak başlayalım. Bir de bir geçirdik. Güzel. Bir tane de attım. Bir efsanevi daha. Bir tane de attım. Üçüncü efsanevi de güzel. Üste 3 tane geçirmişken kesin yakacağız ama. Basacağım yani yapacak bir şey yok. Şöyle abi bir tane mitsiyle başlarsak gerçekten çok güzel olur. Şöyle yapıştırdım bir mitsi aldık. Çok iyi abi. Bir tane daha verir misin hemen ya? Hadi oğlum be hop. Çok güzel ikinci mitsiyi de aldık. Hiç yakmadık değil mi biz? Aa gerçekten hiç yakmadık. Bayağı temiz karımız var bu arada. Şöyle ne gelmiş bakalım. Şaman Sura Laykan çöp. İkinciye ne geldi? Tek ninja. Bunu da 3 saat atsak mı? Korkanın çocuğum olur ya. Korkanın çocuğum olur. Bunu da attım. Buradan da parlak geldi. Buradan da ekstra kar. Buna ne geldi? Düz gelmiş. Parlak bir şey getiremiyoruz zaten ama. Olsun abi. Mükemmel bir karımız var ya. Ben buraya tahminen ne kadar verdim? Tam 15 won vermiş olmam lazım. Şu anda antika safirler 1 won 20 hem. Sadece şu anda 21 won. Bir tane efsane evimiz var. Ortalama olarak 3,5 won bu. Yani 330 hem bu, 120 hem de bu. 4,5 won da burası yani. Temizinden bir 10 won karımız var ya buradan neredeyse. Çok güzel abi. Simya'dan bugün bayağı şanslıyız. Bakalım sandıktan şans çıkacak mıyız? Bu hesapta bayağı bir uzun süredir kar edemiyoruz. Bayağı uzun süredir dedim de 2 açımdır falan yani aslında ama çok fazla aşmadığım için öyle gözüküyor. Neyse. Şöyle elimde 35 tane var. Bunları bir açalım. İnşallah karla ayrılacağız buradan. Şöyle hemen açmaya başlıyorum. 120 hem'le başladık. Sonunda bir 60 hem gördük. Güzel. Alevimiz var mı? Alev yok. Olsun hiç sıkıntı değil. 20 hem direkt kar. Bir 5'li daha şöyle açalım. Yine 120 hem attı. 240 hem oldu toplam. Alev var mı? Alev maalesef yine yok. Ama yine sıkıntı değil. Yine 20 hem kardayız. Bir tur daha şöyle açalım. Bu tur kötü attı işte. 50 hem attı. Şu an totalde 10 hem zarardayız. Ama alev varsa belki kurtarır. Maalesef alev yine yok. Bir alev almamız lazım ya en az buradan. Şöyle bir 5'i daha yapıştırıyorum. Yapıştıramadım. Sonuncusu kaldı. Bak yine bir 60 hem çıkardık. 60 hem güzel çıkıyor ama alev göremiyoruz. Hemen ben bir envanteri boşaltıp geleyim. Devam edelim şöyle açmaya. Şurada kalan son sandığı da açalım. Bundan ne kadar çıktı? 10 hem çıktı. Yani son 5'liden 100 hem çıkarmış gibi olduk. Diğer 5'liyi açalım şöyle. 390 hemimiz vardı. 460 hem oldu. 70 hem geldi. Alev maalesef yine yok. Bir 5'li daha şöyle yapıştıralım ve aşağıda alevi gördüm. Güzel. 90 hem attı bunun yanında. Alevler şu anda 110 hem. Yani 200 hem attı burada. Çok iyi abi. Son 5'imizi de şöyle açalım. 550 hemimiz vardı. 620 hem oldu. Alev yok. Yani toplam buraya zaten ortalama olarak 700 hem vermiştim. 620 hem nakit attı. Bir tane de alev attı. 730 hem. Karla ayrıldık en azından. Yani zararı da bunun çok üzmüyor. Kar da aman aman bir şey sevindirmiyor ama. Karla ayrıldık. Tabi bu karın yaklaşık olarak 20 hem de won çevirmeye gidecek. 9 hem kar. 9 hem abi. Kim bu devirde ise 9 hem veriyor. Bence gayet güzel ya. Şimdi bir tane kuşak alacağım. Şöyle 144 STR, 9 ortalama, 1 güç, 1 kritik ve 3 de buzu var. Ya normalde deliceli falan almayı düşünüyordum ama zaten delicimiz 110 üstte falan çok şey çıkmayacağı için böyle almak istedim. Ya normalde deliciler falan hep şu anda piyasada 7 ortalama şeklinde. Hani 7 ortalama ve buzu 1. Ben dedim ki 2 buz alalım. 2 ortalama fazlamız olsun. Bunda ekstra olarak güç ve kritik de var. Bunlar yine işimizi görür diye düşünüyorum. 70 won'a şöyle abi alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun yeni kuşağımız. Kendi kuşağımızda bir 45-50 won'a satarız. Yani 20 won falan ekstra verip buna çevirmiş gibi olduk. Gayet güzel oldu bence. Bir tane de şöyle cennet bilezik alacağız. 1,5 KP 10 delici. 4 saniye buzun gücü var. 40 won'a. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşım. Şu an başka hesaptayız. Çünkü Yasin GG'nin yan çarıyla hala okey kasıyorum. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşa da bize de gayet güzel aldık abi bunu da. Bileziğimiz hazır. Ayakkabı ve kolyeyi de böyle hallediyoruz. Şöyle abi 73 won'u ikisini birden alacağım. Kolye 1 KYP 10 kritikli. Bunu 30 won saydık. Piyasaya göre de bir 4-5 won ucuz. Ayakkabı da şöyle. Ayakkabı biraz daha kötü aslında. 1,5 KYP 5 kritik 5 saldırısı 5 buzun gücü. Ama şöyle bir ortalama olarak kritiği falan hesapladığımda bu şekilde bile 100-500 onlara geliyor. Hani onun için buradaki 5 kritik azalması bizi çok etkilemeyecek. Bunu da 43 ona saydık. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşa da. Şu anda bir kalkan bir de kask kaldı sanırsam.
Onları da ayarlarız. 20 bono da şöyle bir tane tılsım alacağım. Normal tılsımdan değil, bu Wit irade tılsımı. Zaten normal buz tılsımı da alsam artı 4 artı 5 alacaktım. Buradan 6 buz alacağız ki buz tılsımına göre de daha ucuz fiyatı. 25'te buz var içinde. Başka da zaten işe yarayan bir şey yok. 20 bona bunu da alıyorum. Bu buz da işe yarıyor diye biliyorum. İnşallah da yarıyordur. Yaramıyorsa sıçtık ama ben kullananları görüyordum ya. Yani. Hitra keserken bunu kullananları görüyordum. O yüzden yarıyor diye düşünüyorum. Bu arada bak, çarada bir kostüm şekli yaptım. Şöyle abi inanılmaz güzel olmadı mı ya? Hilal kılıcı çektim hele. Zaten bu kostümü yansıtmıştım ben önceden. Ay yıldız kostümü, bir de kırmızı başlık. Üstte de kuşak. Bence mükemmel gitti ya. Çok şekil oldu şar. Bir tane de şöyle kask alacağım. R9 ejderha çeliği kaskı. Düşük rütbeli. Yani efsun aslında benim için burada önemli değil. Düşük rütbe olsa bana yetiyor. Saldırı hızı olsa güzel ama şu anda piyasada saldırı hızlı ve düşük rütbeli kask yok. İkisinin aynı anda beraber oldu. Ben de şimdilik bunu alacağım. 10 vona. Elime böyle efsun mefsun falan geçtikçe buna biraz atarım. 5 veya 8 saldırı hızı gelince dururum. Şu anlık işimizi görür ama bu şekilde. Gayet güzel bence ya, ucuza bulduk. Abi artık son eksikleri de şöyle alıyorum. Bir tane titan kalkanımız var. 12 güç, 20 ork, 20 şeytan, 10 da hayvanı var. 50 bonu. Zaten bunu 12 güç, 4 saniye buzun gücü için alıyorum. Yandakiler de cabası tabii ki de. Şöyle 50 bonu bunu aldım. Ve artık son bir tane itemimiz kaldı. Küpeyi de şöyle. 38 bonu buldum. Bu da yine 4 saniye buzu. 20 şeytan, 20 ork, 10 da hayvanı var. Bunda da yine aynı şekilde. İyi denk geldi ikisi. Yo arada belki işe yarıyor mu ork mork bilmiyorum ama belki bir yere girersek kullanırız. 38 ona bunu da aldım. Ve artık neredeyse bütün itemler tamam. Neredeyse diyorum çünkü kostümler de lazım. Bir silah fişi lazım. Diğerleri zaten çok önemli değil. Bir de ölümcül gücünün yüzüğü çıkaracağız. Bir de dönüşüm. O bitmemiş lan. Bayağı varmış aslında. Dönüşümü peylememiz lazım ama bir hasar denerken bu şekilde de gireriz. Sıkıntı yok. O zaman ben bir hemen kostüm bakayım. Bize ölümcül gücün yüzüğü de lazım. Bak çok fazla gümüş okey alınca çıkmıyor abi. Ben de bu sefer az aldım. 30 tane aldım. Bakalım buradan çıkarabilecek miyiz? Şöyle açmaya başlıyorum. Bir değerli kor falan. Sadece yüzük istiyorum ya gerçekten ve bu kadar. İşte bu abi, işte bu. Şunları da açalım madem ya, aldık o kadar. 30 tane de çıksa da bana okeydi. Çok en başta çıktı ama diğerlerini de almış olduk. Şunları da açalım bakalım. İki değerli iki soylumuz var. İşlenmemiş elmas, ender elmas. Şuradan bir antik ayakkut verir misin be? Açtım. Ender onyx, yontulmuş grena. Bari buradan bir şey çıkıyor mu? Şuradan bir antika gelir mi? Geldi, tamam. 12 sende bir tane antika gelir mi? Bu da geldi. Tamam, kar da ettik. İyi. Şöyle silah fişimizi de alıyorum. 10 kritik, 10 delici, 6 orku var. Çifteli 10 kritik. Tık 10 eli zaten. Onun için alıyorum. 5 bana. 6 bonda sağ olsun arkadaş, bir bonda indirim yaptı. Gayet güzel abi bu da. Pazardan 350 hep kuponu aldım toplam. Bunlarla alacaklarımız var. Şöyle ilk bir mini dalı için Meleğin sandığı alacağız. Buradan 15 günlük mini dalımız çıkacak. Bir tane elementer güç taşına ihtiyacımız var. Buradan da 10 buz gelecek. Kalan hep ne yapacaksın derseniz. Bir tane şu pet revertus'tan almamız lazım. Çünkü bizim şu Nessie petimizdi abi. Engel emdirili. Yani ben çatlaklı çer kasacağım için bloklama lazımdı bana. Onun için engel emdirmiştim buraya. Bunu kaldıracağız. Bu kaç talim veriyor? Yemin ederim bilmiyorum bu arada. Onu da göreceğiz. Şöyle engelin üstüne sürüklüyoruz değil mi? Böyleydi herhalde. Vallahi inşallah canavar gitmez. Tamam, aynen bu şekildeydi. Şöyle talimi de buraya emdirelim bakalım. Bunu seri seri de geliştirelim. 3 oldu şu ana kadar. 4'e geçtik. Hala 4. Kaç verecek? 7, 8 mi verecek? 5'e geçiyoruz. 6 oluyor. 6, 7, 7 geldi aynen. Bir daha 7, bir daha 7, 8, 8 verdi. Aslında az veriyormuş razılara göre delici ama bunu kullanacağız artık, yapacak bir şeyim yok. Şöyle bir düşüneyim ben, yapacağım başka ekstra bir şey yok sanırsam. Varsa onu yapalım bir, yoksa artık Hidra'ya geçelim. Abi ben şimdi bir şey fark ettim. Lan bizim aldığımız ayakkabı artı 6'ymış. Vallahi şimdi fark ettim ya ben bunu. Oo, bu sıkıntı. Neyse topladım ben malzemeleri, geldim. Şöyle biraz bir sizle beraber basalım. İlk bir artı 7'ye deniyorum. Yakıyor, güzel. Tekrardan bir artı 6 deneyelim. Yine yakıyor. Oo, biz batıyoruz arkadaşlar burada. Oo, yak. Hiç acıma kardeşim. Yak gitsin, yak gitsin. Tekrar artı 5 yine yandı. Bir daha deniyorum. Şöyle geçecek misin? Geçti bu sefer. Hadi bir artı 6. Olmadı. Ya artı 6'ya kadar ben bunu zorlarım. Artı 7 yapıp gelirim. Artı 7'den sonra elimde şurada bir bağlı metalli demirci var. Bunları vuracağım bunlara. Ben bir artı 7 yapıp geleyim o zaman. Artı 7 yaptım. Abi lütfen zorlama da geç. Çünkü bu kanser olunca hani bir anda geçmiyor abi, geçmiyor. 50 defa denesen de geçmiyor. Zorlama, geç. Uğraştırma bizi. Şöyle ilk metalle deneyeceğim. Hadi oğlum. Metalle de direkt geçebilirsin. Demirciyle de geçersin. Hiç sıkıntı değil. Birinden biriyle geç. Yeter. Şöyle ilk metalle attım. Metalle yaktık. Demirciye kaldık. Şöyle demirciyle de bir DC atmak istiyorum. Normalde bunu pek sevmem ama çime doğdu. Bir geldi bak. İkinci bir gelişi.
Bu bir hayra alamet, diyor ki kardeşim diyor, bir ile bas diyor. Şöyle yapıştırıyorum. Geçmedi. Bir de artı 7 olmadı. Oo, şimdi uğraşıyoruz, hadi bakalım. Tekrardan artı 7 yaptım. Önceki videoda şöyle iki tane büyülü metal çıkarmıştık. Onları satmamıştım ben, onlar hakkıma geldi. Bunları da aldım geldim. Bakalım, inşallah bu sefer artı 8 göreceğiz. Yine bir tane de en sonunda demircim var. En son demirciyi vuracağım. Önceki atış ayakkabımızı da burada basmıştık. İnşallah burada yine geçirebiliriz. Şöyle abi, ilk artı 8 denememi yapıyorum ve geçiyor. Tamam, güzel. Güzel. Bunu artı 9 mu denesek, ne yapsak lan? Şaka bir yana, iyi geçirdik bu arada. Rahat geçirdik. Tek de metalle geçti. Öncekini de metalle basmıştık. Bundan sonra atış ayakkabım falan varsa kesinlikle metalle basacağım. Güzel oldu vallahi. 5 tane de parça önüm kalmıştı. Geçmesi sıkıntıydı. O zaman hadi Hydra'ya geçelim. Geldik şöyle Hydra'nın önüne. İki tur Hydra keseceğiz. Birinde böyle basabileceğim maksimum şeylere basacağım. Birinde de ortalama olarak bir turda neler basıyorsam onları basacağım. Tabi bu bastığım şeyler belki azalır, belki artar falan filan, onları bilemiyorum. Çünkü Hydra'da bir deneyimim yok. Daha yeni yeni göreceğiz. Şöyle bu arada kaç STR'm falan oluyor, onları da bir göstereyim. Hani simyayı açınca bu şekilde statü. Bunun dışında 94 canavarımız var. 51 kritik, 64 delicimiz var ama daha şebnemleri falan herhangi bir şey basmadık. Şaman'dan buff da almadık. Şaman'ın bu arada buff P değil, M5. Onu da hesap edelim. Hani bunlar falan ayarlanacak şeyler. Şöyle girdik abi. Her şeyi basalım. İlk olarak üsttekileri basacağım. Bir şu delici şebnemi 15'lik basmayacağım. Çünkü bu 10 dakika bunu beklemek zorunda kalmak istemiyorum. 20'lik bastım onu. Şöyle enerjimizi de basalım. Bir tane şurada saldırı balığımız varmış. Onu da basalım. Şu anda ortalama olarak standart olacak şeyleri bastım. Şöyle dönüşelim. Bu doğru dönüşüm mü bu arada, onu bilmiyorum. Bir örümcek almamız lazım ama hangisi olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Zaten biz temel hasarımıza bakacağız şu an. Hani kesecek durumumuz yok. O yüzden çok da önemli değil yani şu anda dönüşüm küresi. Her türlü kesemeyeceğim burayı. Abi tahmin ediyorum şimdiden hasarımı. Ben bir 40k görürüz diye düşünüyorum. En azından öyle ümit ediyorum. İnşallah da görürüz. Göremezsek üzücü olur. Şöyle ilk bir slotlara dalalım. Şurada şu kraliçeyi bir üstümüze alalım. Kraliçeye 48k gördük. 50k vuruyoruz bunlara. İyi. Daha her şeyi basmadık bu arada. 40-50k falan. Güzel. Tabii Hydra'ya bunlardan daha az vuracağız. Burada vurduğumuz hasarlardan. Tahmin ettiğim gibi o 40k'ları falan göreceğiz. Güzel. Ama acaba merak ettiğim şey, bu markaları falan her şeyi bastığımızda 50k görür müyüz Hydra'ya? Çok zor ama bir umuttur yaşamak. 120 STR'li falan bassam aslında bu mavi şebnemi. Olur mu? Olur. Neyse, ben burada daha da uzatmayayım. Hydra'ya geldiğimizde açayım tekrardan. Şöyle vuracağız bakalım Hydra'ya. Kaç K girecek? Vurmaya bu ne lan? 33. Bu ne oğlum, hasar niye bu kadar azaldı? Biz az vuruyoruz buna. Ben bu kadar tahmin etmemiştim ya. Bu Hydra'yı kesmek bayağı zormuş. Kardeşim buna siz 60k nasıl vuruyorsunuz? Ben mi bir şey basmadım? Şu an kaç kritik delici var? 100 delici var. Bizim delicimiz de az. Bir yerde bir hata yapıyorum ama nerede acaba ya? Onu bir bulmam lazım. Hani delicinin bu kadar az olmaması lazım en azından. Vallahi değişik gerçekten ya. Neyse, tabii ki de burada Hydra'yı sola kesemeyeceğimizi zaten biliyorduk. Bu hasarla dua olunur mu? Onu da bilmiyorum ama olunur herhalde. 34-35'leri görüyoruz. Bir de bu turdan sonra full her şeyi bastığımız tura geçelim. Onda ne kadar vuracağız görelim. Round 2 abi, şöyle yine her şeyi basacağım. 120'lik mavi şebnem almadım. Niye almadım bilmiyorum. Şimdi geldi aklıma. Şöyle bak, şurada 10'luk Yutnori vardı. Onu da basıyorum. %20 buzun gücü veren bir tane zımbırtı var. Bunu da basacağım. 30M aldım onu. Ama piyasada ondan sonra Bivona vardı. Bilmiyorum ne kadar ediyor. Bakalım bu şekilde ne kadar vuracağız. Şöyle yine ilk kraliçeyi alalım. Kraliçeye 56K'ları, 58K falan gördük arada. 57K falan gördük burada da. Bir 10K burada hasarımız artmış. Tabi normalde de 10K artar mı bilmiyorum. Göreceğiz. Geldik Hydra'ya, bakalım buna ne kadar vuracağız. Yine 30... Oğlum nasıl? Lan hasarımız düşmüş. Abi böyle bir şey nasıl yaşanabilir? Ha, petler yok, tamam. 40k 41k görmeye başladık. 41.5 42 gördük en fazla. Yani duo olur herhalde ya, açar. İki kişi kesmek için birinin hasar ne kadar olması lazım? Ben tahminen 60k'ya bu adamlar bunu kesebiliyorsa 30k olsa zaten mantıken yeterli. Ki biz hiçbir şey basmadan önce de, yani şu markayı falan filan basmadan önce de 33-34k hatta 35'i gördük sanırsam, çok hatırlamıyorum. Öyle bir şeyler vuruyorduk. Yani hasar beklediğimden açıkçası biraz az. Ama yine de Hydra dönebiliriz. Önceki bölümde orağımızı 8-8 toplam 16 element getirmiştik artı 2'de. Ben bunu bu şekilde bırakmayacağım. Söylemiştim 20 yapmıştık ama silip tekrardan devam edecektim. Bu hesapta biraz madalya kalmış. Hatta 1-2 hesapta daha var böyle. Bunlarla bunu yine eklemeye çalışacağım. Bakalım inşallah güzel bir şey getirebiliriz. Şöyle ilkini atıyorum. Başarısız. İkinciyi yapıştırdım. Bu da başarısız. Hemen diğer hesaplara geçeyim. Zaten birkaç tane var. Çok fazla yok. Bakalım onlardan geçirebilecek miyiz? Bakalım bunda geçecek mi? Bunda da şöyle atıyorum. Aha geçti. Hadi oğlum be, yüksek bir şey gel. Şöyle bakıyorum. 18 olmuş. 2 gelmiş.
çöp. Bunu hemen sileceğiz. Sildim geldim, hemen bir tur daha şöyle atalım. Bakalım geçecek mi? Başarısız. Bu da artık elimdeki son element. Bundan geçti geçti, geçmezse bir buçuk iki hafta bekleyeceğiz. Şöyle yapıştırdım. Başarılı. Ne geldi acaba? Şöyle bakıyorum. Yine 2 gelmiş. Neyse, böyle kalacak artık. Başka elimde element yok. 18 olarak kullanacağız artık. Premium dükkanım bitmiş. Şöyle bir 3-4 tane falan kişisel premium dükkan alacağım. Yani 3-4 günlük çıkarsak şu anlık yeter. 6 saat. Bir tur daha açtım. 12 saat. Kardeşim birkaç günlük ver be. 12 saat. Ve sonuncudan 2 gün. Tamam, sonunda en azından 2 gün çıktı. Ve 3-4 gün çıkardık herhalde. Dönüşümü P yapmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Şu anda G3'tü. Bayağı bir BK topladım. İnşallah burada yapabiliriz artık P. Şöyle ilk münzeviyle bugününkini bir okuyalım. Yandı. Bunda münzeviyle de garanti geçmiyor. Geçme ihtimali gerçekten çok düşük. Bir tur daha şöyle münzeviyle okuyalım. A geçti mi? Yok, yine yandı. Yandı. Bir daha yandı. Bir daha yandı. Hop. Aha, geçti bir kere. Güzel. G4. Bir tur daha geçer mi? Her 5'iden bir tane geçirsek bence gayet okeydir bizim için. Yine yandı. Aha, geçti bir tur daha. Güzel. Şuradan bir kere daha geçirirsek gerçekten çok güzel olur bence. Arka sayfada tamamlarız bu işi. Yandı. Son 3 BK. Bu da yandı. Bu da yandı ve sonuncu ön sayfada bu da yandı. Ön sayfada sadece 2 kere geçirebildik. Kim yüzeviyle okumamıza rağmen. Arka sayfadan şöyle devam edelim. Bir kere yaktık. Bir daha yaktık. Bir tur geçti. Güzel. G6 oldu. G7 gelir mi? Yandı. Yandı. Baya baya yakıyor ya şu an. Geçirmesi gerçekten çok zor. G7 geldi. Buradan yapmamız zor ama şurayı G9'la kapatırsak bence biz hallederiz sonra bu işi. Ama yakıyor. Hiç durmadan yakıyor abi. Bir tur daha geçti. G8 güzel. Hadi oğlum G9 gelsin. Erken bir anda G9 alalım. Çok güzel. O zaman G10 geliyor mu? G10 geldi. Üst üste 2 defa geçti. Hadi P. P gelir mi şu 5 BK'dan be? Yandı. Bir daha yandı. Bir tur daha bastım. Yine yandı. Son 2. Yine yandı. Sonuncu da halledelim mi be? Sonuncu da halledelim mi? Yok abi. Halledemedik. Hemen 5-10 BK daha alıp geleyim. 6 tane daha aldım BK. Bakalım burayla geçirir miyiz? Şöyle ilkini okudum. İlki yanlı bilgiyi açalım hemen. İkinciyi okudum. Bu da yandı. 3. 3 de yandı. Hadi ya, geçir artık. Hop, geçti mi? Geçti. Güzel abi, güzel. Sonunda dönüşümü P yaptık. Artık rahat bir şekilde Hydra dönmeye başlayabilirim. 6. 7. Efsun'a yine biraz bir item bırakmıştım. Yine bunları şöyle bir bakalım. Belki güzel bir şey yakalarız. İlkine bakıyorum. İlkine eklenememişiz. İkinci eklenir mi? Şöyle bakalım. İkinci de eklenemedi. Hadi şöyle bir tane geçirelim artık ya. Yok abi, bu da geçmedi. Bakalım dördüncü geçecek mi? Dört de geçmedi. Bugün bayağı şanssızız. Maalesef beşinci de geçmemiş. En azından bir tane geçirelim de şöyle bir Efsun'a bakalım ya. Bir Efsun tadı yaşayalım. Ama geçmiyor. Valla inat da geçmiyor ya. Valla geçeceğine artık umudum kalmadı. Şöyle bakalım, bu da geçmedi. Artık son iki hesap. Bunları da bakalım, yine eklenemedi. Şaşırmadık ve diğerine büyük ihtimal eklemeyecek. Bizi bir şaşırt oğlum ya. Sonucudan bari bir şaşırt. Bu ne ya, ciddi mi? Kaçta? 10'da 0 attık herhalde. Bayağı kötüydü. 6-7'den kar edemedik. Bari belki simyadan kar ederiz. Şöyle elimde 16 tane antika eşim var. Bunların fiyatı da biraz düşmüş. 160 emberi falan düşmüş. 180'den. Bir basayım dedim. Şöyle abi, ilkini atarak başlayalım. Yakarak başladık. Kötü oldu. Bir tane efsanevi aldık. Hop, bir tane daha aldık. Bir tane daha verir misin? Yandı. Üçüncüyü alır mıyız? 3 de geldi. 4 yaktık bir tur. Bir tur daha atalım. Dördüncü geldi. 5 gelir mi? 5. Ve 6 gelir mi? 6. da geldi. Bence fena geçirmedik. Bunların hepsini zaten önemli değil. Bak, en sonunda üst üste çok geçirdik. Şurada biraz bir yakıyoruz şimdi. Bir tane geçirdi ama böyle olmaz kardeşim. Yak. Bir tane daha yak. Allah Allah. Yok, geçiriyoruz ya şu an baya baya. Bütün şansımızı burada kullanmaya gelmişiz. Tamam. 2 defa üst üste yaktık. Şöyle efsanevileri atarak başlıyorum. Bir tane mitsiyle başlarsak çok güzel olur. Mükemmel. Mitsi ile başladık. Bir tane daha şöyle yapıştırıyorum. Bir mitsi daha. Sonuncuyu da şöyle attım gitti. Sonuncu yandı. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Her türlü kar. Şöyle Efsun var mıdır bunlarda? Bir şey gördüm. Ama hangisinde var onu bilmiyorum. Şöyle ilkinden başlıyorum. İlki çöp. İkinci max HP, HP üretimi, HP inleme. Kötü oldu. Tam oran değil bu. Aa, bunları parlatmayacağım çünkü yeşimin parla gerçekten inanılmaz zor satılıyor. Bu mat olarak alıyorlar ama parlakta satılması gerçekten çok zor. O yüzden bunu parlığa atmayacağım. Her türlü ama buradan güzel bir karımız var ya. Abi farma gidecektim. Mavi şebnem ihtiyacım var. Mavi şebnemle pazarlarda şu anda çok pahalı. Ben de dedim ki kendim üreteyim. Hem çiçekler falan da bayağı düşmüş. Leylak dışındakiler, yani alp gülleri falan 3-4'e kadar düşmüş. Dedim basmanın da tam sırası. Şöyle hemen hızlı hızlı dönüştürelim. Çok aman aman bir beklentim yok bu sefer. Hani 90 TTR 5 dakika civarı falan öyle bir şeyler versin bana yeter. Kar etme amaçlı basmıyorum. Böyle yüzlü yüzlü basacağım. Böyle direkt 200-200'lü basacağım. Beni uzun süre idare etsin abi. Amacım o.
güzel bir şey çıkarırız inşallah. Şu sonuncuyu da yüzlü yapalım. İlk yüzlüden bakarak başlayalım. 70 STR 3 dakika çöp. Çöpleri şöyle alta koyalım. 30 STR 1 dakikanın minimum gelmiş ya. Olabilecek en kötüsü ya. Bu da çöp. Hatta bunu at yere at direkt. Bu neymiş? 120 STR 5 dakika. Bak çok güzel, çok güzel. Diğeri neymiş? 90 STR 10 dakika. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. 70 STR 3 dakika kötü. Sen nesin? 120 STR 2 dakika güzel. 120 STR'ler her türlü satılır. Bu neymiş? 50 STR 5 dakika çöp. Sonuncusu 90 STR 3 dakika. Güzel abi, güzel. Bayağı iyi çıkardık bu arada ya. Buradan birkaç puan temiz karımız var. Yani kar etme amaçlı basmadım ama. Şu 90-10 dakikalığı kendim kullanırım. Bir diğer 3 ürünü de satarım ya. Mükemmel. Videoyu da burada noktalayalım o zaman. Ben de farma kaçayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.